arzunun olduğunu bilirsek de o nelere dokunmak da bizim de görevlerimiz. Ben de fikir ve inançları doğrultusunda nasıl yaşadım? İlk önce inanmak gerekiyor ve tabii ki inanmakla birlikte de onu çok seviyorum. Mutlaka üretim noktasında durun. Neden 18 senedir 4 dönemde seçiliyorsunuz dediğiniz zaman bunu severek yaptığım için. Hayattaki en büyük verdiğim karar oydu. 2005'te siyasetle ticareti ayırdım. O günden beri de neden bugüne kadar 4 dönem seçiliyorsunuz dediğiniz gibi en büyük verdiğim kararlardan birisiydi. Ben ama kardeşlerime destek verdim. Ama kendi yükümlülüğümle veya kendi imzamla değildi. O karar beni belki de bugün sizin karşınızda oturtan, size bugün kariyer gününüze katılan ve size bir fikir olarak, bir öneri olarak bunu sunabilen bir kişi haline getirdi. Yani şuradan şuraya geleceğim. Yani bu büyümenin elektriğinden, telefonundan, iletişimden eksiklikleri görürsünüz. Yani kültürle farklılıklar. Kültürüne göre biz gelenekleri koruyarak yenilikte sizden beklentilerimiz oluyor. Ancak sizin bir belediye başkanı olarak halktan beklentileriniz oluyor mu? Eğer varsa nelerdir merak ediyorum da. Güven, sadakat. Yani biz şehrimizden sadece en kısacası huzur ve mutluluk istiyoruz. Burada olmasam burada olamazdım. Hem işimi seviyorum hem de insanlığa fayda. Başkanlık hayatınızda yapmak isteyip de herhangi bir sebepten yapamadığınız projeleriniz var mı? En büyük hedefimden, ideallerimden birisi de Alanya'nın il olmasıdır. İnşallah bu da sokağa çıktığım zaman benim geldiğim noktada ne bileyim gülen insan sayısı orantıya vurduğumuz zaman %50 ise yıllar sonra gittiğimiz zaman o sokaktaki gülen insan sayısının artması benim için en büyük idealimdir, en büyük hedefimdir. Evet hocam. Öncelikle yeni bir kültür merkezi yapılmasını talep ediyorum bir vatandaş olarak. Çünkü etkinlikler fazla ve o salona sığmıyor. Çok fazla etkinlik. Bu sene Allah izin verirse meydana yaz sonu hemen turizm sezonu biter bitmez. Şu anda ihaleler her şeyleri bitti, planlandı. Bir kent meydanını oluşturuyoruz. Bu zaman dilimi içerisinde de Alanya'nın ve bölgenin en büyük kültür ve gençlik merkezini bu bölgeye 15 bin metrekare alanlık bir yerde kazandıracağız. Evet.